RT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 30 Haziran Pazar hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Ereğli Şeker Nakliyecileri Kooperatifi'nin seçimi bugün yapıldı. Tek aday olarak seçime katılan Kemal Taşkıran Başkan seçildi. Ereğli Şeker Nakliyecileri Kooperatifi'nin seçimi bugün yapıldı. Tek aday olarak seçime katılan Kemal Taşkıran Başkan seçildi. Bizi seçtiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim. Ben sizin devletimciniz olarak böyle görsünüz bu işi yapacağım. Sağ olun, var olun. Bir kusurunuz varsa mazur görün. Hepinize çok çok teşekkür ederim. İnşallah çok değerli arkadaşlar, çok büyük mücadeleler, çok aşırı sikmete kapalı. Ama yılmadık, Allah'a çok şükür başardık. Hepinize saygı teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Denetleme kurulu üyesi Yılmaz Koç, seçildiği bu görevi layığıyla yerine getireceğini tarafsız bir şekilde yapacağıma hepinize söz veriyorum. Sayın Bakanlık Temsilcilerim, Sayın Temsil Ereğli Şeker Bakanlığı Taşkıncılar Kooperatif Üyelerim, hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Hepinize Allah razı olsun. Çok mücadele verdiniz. Saygılar sunuyorum. Çevre ve Şehircilik Konya İl Müdürlüğü, anız yapma yasağı ile ilgili bir duyuru yayınladı. Çevre ve Şehircilik Konya İl Müdürlüğü anız yakma yasağı ile ilgili bir duyuru yayınladı. Kurumun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda hasat dönemiyle beraber toprağın korunmasına ve kirliliğin önlenmesine ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır. Konya Valiliğinin 2019'da bir sayılı tebliğine göre buğday, arpa ve mısır gibi hububat ürünlerinin yetiştirildiği arazilerde hasattan sonra tarlada kalan anızların yakılması sene boyunca geçerli olacak şekilde Konya ili genelinde yasaklanmıştır. Bu itibarla anız yakılmasına yönelik daha sıkı tedbirler alınmaktadır. Denetimler esnasında anız yaktıkları tespit edilen 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi kapsamında 2019 yılı için dekar başına 60.11 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Anız yakıldığını gören vatandaşlarımızın çevrenin ve tarım arazilerinin korunması açısından durumu en yakın ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne ve Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirerek gerekli resmi tespitlerin yapılmasını sağlamaları büyük önem arz etmektedir. Jandarma Emniyet Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Orman İşletme Teşkilatlarından il müdürlüğümüzde intikal eden tespit tutanakları kapsamında il müdürlüğümüzce idari para cezası işlemleri derhal uygulanmaktadır. Tarım ile uğraşan vatandaşlarımızın herhangi bir idari para cezası işlemine maruz kalmamaları için valiliğimizin 2019'a bir sayılı tebliğine uygun hareket ederek hiçbir surette anız yakma işlemi yapmamaları hususunda kamuoyuna ilan olunur denildi. Ereğli Spor Futbol Okulu'nun yaz dönemi çalışmaları başladı. Futbol okulu hakkında Ereğli Spor Futbol Şube Sorumlusu Osman Kökbudak açıklama yaptı. Ereğli Spor Futbol Okulu'nun yaz dönemi çalışmaları başladı. Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen çalışmalarda öğrenciler futbolun temelini deneyimli antrenörler eşliğinde öğrenme şansına ulaşacak. Ereğli Spor Futbol Okulu hakkında Ereğli Spor Futbol Şube Sorumlusu Osman Kökbudak açıklama yaptı. Zaten yönetime geldiğimizden itibaren böyle bir proje düşünüyorduk. Ereğli Spor'un altyapısını sağlamlaştırmak, buradan yetişecek çocukları Ereğli Spor'a yükseltecek şekilde yetiştirmek gibi bir programımız vardı. Allah'a şükür
o projeyi de uygulamaya geçirdik. Gördüğünüz gibi çocuklar yetişiyor. Zaten bu bir yaz okulu değil, futbol okulu. 12 ay boyunca 12 ay yayacağız Allah'ın izniyle. Sürekli olacak yani. Bu yaz okulu olarak düşünülmemesini istiyoruz. Zaten buradan ki yetenekli çocuklar da Erenspor'un altyapısına kazandıracağız. Bu işi biz yeteri kadar profesyonelce yapmaya çalışıyoruz. Bu iş zaten bir günlük bir proje değil. Bu ileriye dönük. Bu çocuklar yetişmesi için ne gerekiyorsa, hangi ortam gerekiyorsa zaten burada yapılacaktır. Yani bu böyle bir tesis Türkiye'de çoğu takımda yoktur zaten. Yani bir profesyonel ayarında tesisimiz var. Bu tesisten hem A takımımız yararlanıyor hem gençlerimiz yararlanıyor. Yani bir halı sahada idman yapmaktansa biz halı sahada top oynamayacak ki bu çocuk. Çim sahada oynayacak. Biz de alttan itibaren yetiştiriyoruz çocuğu. Ona uygun olarak bunu düşündük zaten. Hedefimiz o. Ereğli çocuklarının daha çok olması takımda. Çocukların geleceğini kurtarmak. Buradan da ben inanıyorum ki çok yetenekli çocuklar var. Siz de görüyorsunuz. Yani bu çocukları biz Erenspor'un altyapısına monte ede ede bunları belli bir seviyeye getireceğiz Allah'ın izniyle. Ailelere gelsinler, tamam çocuklarını kaydettirmeseler bile bizim bu ortamımızı görsünler. Ondan sonra takdiri onlara bırakıyoruz. Yani böyle bir ortam, böyle bir okul düzeni Ereğli'de bence ilk. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Konya'nın manevi mimarlarından Ladikli Ahmet Hüdayi Hazretleri'nin anmak programı düzenledi. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Konya'nın manevi mimarlarından Ladikli Ahmet Hüdayi Hazretleri'ni anma programı düzenledi. Söyleyen var, söyleten var. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Konya'nın manevi mimarlarından Ladikli Ahmet Hüdayi Hazretleri'ni anma programı bu yıl da Ladik Çalıbağ mevkinde gerçekleştirildi. Yüce Rabbim bize Allah'a giden yolda kemal nasip etsin inşallah. Daha güzel Müslüman olarak, daha mütedeyyin bir mümin olarak onları seven ki öğrendik sevginin ana şartı itaattir. Sevginin ana tezahürü görüntüsü onlara tebaiyettir, onların yolundan gitmektir. Rabbim bizleri onların yolundan ayırmasın. Büyükşehir Belediye'mize, Ladik Belediye'mize, emeği geçen bütün kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Nenem anlatıyor. Ağustos ayı 1950'li yıllar. Kapı çalındı, açtım. Dedeğin sakalları buz tutmuştu. Sırtında 4 parmak kar vardı. Şaşırdım. Bir taraftan karları çırpıyorum. Bir taraftan da yahu bu ne hal? Nereden geliyorsun diyorum. Çok yorgundu. Hafifçe şöyle kafasını kaldırdı. Sibirya dedi. İçeriye girdi. Sedir minderin üzerine dizlerini kıvırdı. Yastığa başını koydu. Bir müddet dinlendikten sonra kalkıp Allah hakkımızda hayırlısını versin dedi ve odasına gitti. Bugün yeni nesillere manevi büyüklerimizin güzelliklerini aktararak manevi yönden mücehhez insanlar yetiştirmek istiyor isek onların hatıralarını herkese, genç olan nesillere aktarma zaruretini kendimizde hissetmeliyiz. Yaşantısını Allah yolunda ve sevgisine adamış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu kendine yol edinmiş hak dostu Ahmet Hüdayi Hazretleri yaşadığı dönemlerde olduğu gibi şimdi de yolumuza ışık tutmaya devam etmektedir. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine
bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacalı Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratbe'nin en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratben İnovatif serisinden. Selenit. Fratben. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, alo paket 0332 712 11 çift 0. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup, tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler, başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında, günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken, tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Bu akşam da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.